Merhaba arkadaşlar, Fujifilm Antalya Showroom'dan Ümit ben. Kamera arkasında Can'la beraber gördüğünüz gibi White Balance'dan yani beyaz ayarından bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Beyaz ayarı ya da beyaz dengesi ya da White Balance. Bu ne diyecek olursak. Şöyle diyebiliriz aslında. Doğada bildiğiniz bütün renkler 3 ana renkte oluşuyor aslında. RGB dediğimiz Red, Green, Blue ya da kırmızı, yeşil, maviden oluşuyor. Kırmızıyla maviyi birleştirdiğiniz zaman turuncu oluyor. Turuncuyla yeşili birleştirdiğiniz zaman sarı oluyor gibi bir sürü milyonlarca, milyarlarca renk oluyor. Fotoğraf makinesinde bu ne işe yarıyor? Fotoğraf makinesinde bu beyaz ayarı veya beyaz dengesi şu işe yarıyor. Doğruya yakın rengi vermek. Asıl amacı bu. Beyaz dengesini. Fujifilm'in X-R4 makinesindeki beyaz ayarlarından biraz bahsedelim. Karşıma 3 tane otomatik beyaz ayarı çıkıyor. İlki standart otomatik. Bütün rengi, doğru rengi vermeye çalıştığı kendi ayarı. İkincisi beyaz önceliği yani white balance'a göre veriyor. Üçüncüsü ise ambiyans önceliği yani şu anlama geliyor ambiyans önceliği de. Ortamın rengine göre kendi beyaz ayarını kendi ayarlıyor. Bunlar aslında üçü de gayet iyi sonuçlar verebiliyor. Duruma göre kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta ekstradan otomatiğin içerisine girip kendi renk skalasından da yine RGB'yi rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. Daha sonra kişisel beyaz ayarımız çıkıyor. Kişisel beyaz ayarındaysa fotoğraf makinesine sen diyoruz burada beyaz ayarını doğru bilmiyorsun. Benim sana vereceğim ayarda yapman gerekiyor diyoruz. Burada da 3 tane seçenek var. Kişisel 1, kişisel 2, kişisel 3. Bu farklı markalara farklı olabiliyor. Bir tane de olabiliyor. 3 tane olması büyük bir avantaj. Birini de atıyorum sarıya göre ayarlarken diğerini de mavi tonlarına göre ayarlayabilirsiniz. Yani 3 farklı kaydırabiliyorsunuz. Burada kişiselde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Fotoğraf makinesine az önce de bahsettiğim gibi beyaz ayarını biz söylüyoruz. Yani elinizde doğru rengi vermesini istiyorsanız atıyorum şöyle bir beyazı referans alarak makineye bunu okutuyoruz. Senin beyaz ayarın bu diyebiliriz. Ya da şurada gördüğünüz gibi gri bir kart, %18 gri deniliyor. %18 gri kartlara göre ayarlayabiliriz. Ya da burada gördüğünüz renk paletlerine göre ayarlayabiliyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi bunu makinenin önüne getirip ayarı yapıyoruz. Yani fotoğrafını çekiyoruz ve makine buradakine göre doğru rengi veriyor. Bu aslında doğru renk vermek konusunda iyi sonuçlar veriyor bunlar. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ben şimdi buraya geldim. Buranın fotoğrafını çekmeden önce beyaz ayarını getirdim. Şu şekilde ayarımı yaptım ve fotoğrafı çektim. Buraya döndürdüğüm an makineyi bunu baştan alıp tekrar yapmam gerekiyor. Çünkü solumdaki ışıkla sağımdaki ışık aynı olmadığı için ve bunların renk sıcaklıkları aynı olmadığı için makine soldakine göre ayarlı kalırsa eğer sağda farklı bir sonuç veriyor. Yani doğru sonucu veriyor fakat biraz çetrefilli, yorucu bir şey. Biraz daha aşağı indiğinde K harfi görüyorum. Kelvin. Bu da Kelvin sıcaklığı oluyor. Bildiğiniz aslında bu ışıkların tamamının bir Kelvin sıcaklığı var. Kelvin skalasında durum biraz daha farklı gidiyor. Şöyle farklı gidiyor. Rakam 10.000 ile 2500 arasında değişiyor. Eğer 10.000'e getirirseniz size kızıl bir fotoğraf veriyor. Mesela olduğu gibi. Ya da bu rakamı düşürdüğünüzde işte 2500 gibi bir rakama getirdiğiniz zaman fotoğrafınız mavi olacaktır. Bu nerede kullanılıyor? Atıyorum gün batımında fotoğraf çekeceksiniz. Ortam kızıl. Daha da kızıl olmasını istiyorsunuz. O zaman Kelvin değerinizi rakamsal olarak yükseltmeniz gerekiyor. Ya da gün battıktan sonra parlament mavisi dediğimiz bir saat vardır. Güneş gider, hava tamamen zifiri karanlık olmadan yaklaşık bir 15-20 dakika belki yarım saatlik bir süre böyle güzel bir mavilik olur. Genelde de işte şehir fotoğrafları çekilecekse eğer bu saatler çok daha uygun oluyor. Simsiyah olmasındansa böyle güzel bir mavilik alabilirsiniz. Öyle bir durumda da daha da mavi görünmesini istiyorsanız ortamın Kelvin değerinizi düşürebilirsiniz. İlla 2500 yapmak zorunda değilsiniz tabii. 3500'lere getirebilirsiniz. 4500'lere getirebilirsiniz. Bir diğer seçeneğimiz de gördüğünüz gibi güneş ışığı. Güneş ışığına getirdiğiniz zaman da 5600 Kelvin civarında bir renk sıcaklığı alırsınız. 3 tane ışık kullanıyoruz burada. Bunların tamamı da 5600-5500 Kelvinlerde. Doğruya yakın bir görüntü verdiğini tahmin ediyorum. Hemen altına geldiğimizde bulutlu hava var. Bulutlu hava ise biraz daha böyle sarı tonlarda verir. Daha kapalı havalarda kullanılır. Daha da aşağı indiğimizde floresan 1, floresan 2, floresan 3 gibi seçenekler göreceksiniz. Bunlarla biraz daha mavi ve mor tonlarında verir. Son seçeneğimiz olan ampul ışığına geldiğimizde ise fotoğrafınız mavi olur. Eğer bu makineye housing takarsanız yani su altında çekim yapmak istiyorsanız en alttaki seçenek su altına getirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi biraz daha farklı tonlarda görüntü alabiliyorsunuz.
Şimdi burada şöyle bir algı var. Şimdi Kelvin sıcaklığını 10.000'e getirdiğim zaman kızıl bir fotoğraf veriyor. Fakat ampule getirdiğim zaman mavi bir fotoğraf veriyor bana, az önce de gördüğünüz gibi. Şimdi neden mavi veriyor sorusuyla verdiğim eğitimlerde çok fazla karşılaşıyorum. Çünkü ampul aslında kızıl bir görüntü, kırmızıya yakın bir görüntü, hatta kızıl bir görüntü veriyor diyelim. Buradaki durum şu aslında, fotoğraf makinesi tam zıt rengini veriyor. Böylelikle dengelemeye çalışıyor. Yani ortamın çok kızıl olmasından kurtarıp bizi mavi bir ton vererek dengelemeye çalışıyor. Örneğin bakın şimdi cam beni mor yapacak. Kırmızı yapacak. Yeşil yapacak. Cam beni maymun etti burada. Aslında Kelvin fotoğrafçılık dışında da bilinen bir şey. Fakat fotoğrafta Kelvin şöyle gidiyor. Normalde Kelvin skalasında 10.000'e getirdiğiniz zaman mavi tonlarda alırsınız. 2500'e geldiğinizde veya daha düşük tonlara geldiğinizde bunu kırmızı tonlarda alırsınız. Fotoğrafçılıkta Kelvin'e gelirseniz bunun tam zıttı oluyor. Eğer 10.000'e getirirseniz size daha kızıl veriyor. 2500 değerine getirirseniz size daha mavi veriyor. Yine az önce de bahsettiğim gibi ters rengi veriyor ki görüntüyü dengelemeye çalışıyor. Son olarak beyaz ayarı ve Kelvin örneklerine de bakalım. Örneklerde de gördüğünüz gibi Kelvin ayarını değiştirmek ya da beyaz ayarını değiştirmek fotoğrafınızın renklerinde büyük değişikliklere sebep olabiliyor. Yani doğru beyaz ayarını vermek önemli. Bugün size beyaz ayarı, beyaz dengesi veya white balance'dan bahsettik. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kanalımıza buradan ya da buradan abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.